hayırlı bir koca efendim bir an önce değil mi? Çocuk. Yatakta mı aklına geldi bu? Yatakta mı aklına geldi? Saçlar peruk değil, gerçekten önce değil, peruk zannetmiştim ama. Bunu biri güzel. Daha sormuş bana peruk mu diye böyle bakmıştım. Peruk mu? Evet. Dizine peruktu. Onu açıklığa kavuştururum. Sosyal medyada da çok yazıyorlar. Ya Jüli de perukluydu. Ben düşünmedim yani bilmiyorum. Vallahi Jüli de peruk. O zaman kısacıktı saçlarım. Oğlan çocuğu gibiydi. Öyle bir şey kız kıza sohbet ediyor. Evet ya. Kimse var mı hayatında? Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Ama seni çok aşk dolu gördüm. Gözlerinde aa, hislere ışık bak. Var. Ya bir şeyler var bakalım date'imiz. Bence var ya. Yani gözlerin aşk dolu bakıyor. Ve sen çok hırçın, çok deli dolu, fena bir aşıksın. Şaka. Yani evet, potansiyel ne fazla. Dur kız bir dakika. Kahve getir kalk. Özdeş kahve getir. Kahven orada duruyordu, getireyim istersen. Ay kıyamam ben. Bir şey söyleyeceğim. Filip bir şey soracağım. Ne hissediyorsun? Bir kere. Şimdi böyle bir görüştüğüm biri var. Var. Yalan yok. Ne hissediyorum? Hayır, sen aşk kadınısın. Onu hissettim kesinlikle. Çok. Aşkın peşinden koşuyorsun. Çok. Ben şimdi yay bildi? Burcuyum ya hayatım. Yükselenim de yay. Hmm. O yüzden altıncı hissim ve bazı bu tip olaylarda hani kesinlikle belli ediyor. İnsanlara baktığın zaman anlıyorsun. Ama aşktan ziyade arada bence mantığını da kullan ki bir koca bul evlen. Aptallık etmediyorsun. Yani don't be idiot. Hayır, şimdi kadın olmanın en güzel özelliği anne olabilmek, çocuk yapabilmek. Biraz böyle şey gibi. Neden baskı gibi? Bak bütün evli çocuklu arkadaşlarım, sanat camiasında olanlar. Evet. Bana niye baskı yapıyorsunuz? Benim hayır. Suçum ne? Yoksa hayır. Benim bekarlığımı ve serbestliğimi kıskanıyor musunuz? Özgürlüğünü kıskanıyorum. Kıskanma. Nazar etme ne olur. Ay, yok 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 sen şimdi. Ay olur mu, ben de sizi kıskanıyorum arada. Hayatım bir şey söyleyeyim. Öyle geliyor. İlişkileri var. Öyle geliyor. Hani anlamıyorsun, tamam gezmek, tozmak, çalışmak, özgürlük bir yere kadar tabii ki. İleride pişman olacaksın. Bir tane olsun en azından. Bak bir tane yaptık. İkinci olur olmaz bilmem. Vallahi tam damardan girdiniz Yeliz Hanım. Kaşla göz arasında evlendirip çocuk yaptıracaksınız evrimi. Daha durun, önce kariyer yapacak o. Ya çalış çalış nereye kadar ya? Yani. Evimin kadını mı olayım Yeliz? Yok. Kız komşu olalım, birbirimize gelip komşu, gideriz. Ay evet komşu, benim komşuluk ilişkilerim süperdir yani. Adana'dan değil benim talip. Nereden? Orta başka Anadolu. Bir şehirden. Başka bir şehirden. Orta Anadolu'dan. Hayatım gideceksen yani İstanbul'dan çıkıyorsan ne bileyim Ankara, Adana öyle yerlere git. Sonra çok küçük bir yerde de alışamazsın sen. Sen duramazsın. Orta Anadolu. Olmaz yani. Ay. Yatak odasında kız kıza paparazzi diye buna denir işte. Bizim evrim Yeliz Yeşilmi'nin mutlu aile sırlarından istifade etmek için tüyo peşinde. Sen Adanalı'yı nasıl buldun kı? Adanalı'yı nasıl? Ben de Adanalıyım ya hayatım. Memleketten mi? Ama yani çok uzun işte, süredi birlikte. Benim kardeşim de öyle. O da İstanbul'dan gitti, Adanalı'yı buldu. Biz de İstanbul'dan tekrar Adana'ya döndük. Adana'ya karşı bir şey var. Ne varsa memlekette yani, var diyorsun. Bir kere tabii benim kocam da çok şükür böyle örf adetine bağlı. Ben öyle tercih ediyorum. Yani görgülü, tabii biraz böyle maço tarafları da vardır. Sert tarafları da olabilir ama en azından evine, dinine bağlı ve iyi bir baba. Bu çok önemli bir şey. Yani maşallah diyelim, evet. Çünkü öbür türlü çok daha bizim camia ya da işte sosyete camiası, sanat camiası orada bu kadar uzun soluklu yaşayabileceğin şeyleri bulamazsın. Zaten benim sanatçı olduğum, benim komşular, momşular unuttu. Artık Yeliz Hanım'sın değil mi? Ben o kadar şeyim ki öyle bir sohbetler falan ediyoruz ki. Ama ben her zaman böyleydim. Yani ekran önünde farklı, ekran arkasında hep farklıydım. Evet evet, yani seninle ortak tanıdıklarımız bazen hani bazı setlerde ben olduğunda. Ben de biliyorum, evet evet. Yani söylüyorlardı ya, çok iyi, merhametli senin için ve çok temiz kalpli olduğunu söylüyorlardı. Aynen. O yüzden ve aileci olduğunu söylüyorlardı tabii, bir de. Tabii tabii, kesin kesin. Hep annemle babamla yaşıyordum. Ama işimi çok seviyorum. Bu demek değildir ki ben işimi bıraktım, bir daha yapmayacağım asla. Bir kere sitcom yapın. Istiyor? Halk Yeliz'i istiyor. İki deli manyağı sitcom yapın. Bu çok sevdiğim el işi. Çok özel bir parayodur. El işi şeyleri severim. Bu da yine bir markanın katalog modeliydi. Böyle abartılı şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Bak gördüğünüz üzere. Plajlarda böyle geziyoruz. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Benim de falan girenler bu
inanılmaz. Hani bunu ben böyle kendi kendime değil, girip bakanlar görüyorlar. Herkes niye ekranda yoksun, niye yoksun? Bu soru çok soruluyor. Ama sen ekrana çok yakışıyorsun. Yani olmama sebebi doğal yeteneğin, bir şey yok. Doğal yeteneğin var. Sağ ol canım benim. Ben senin oynadığın dizileri izliyordum yani. O aşkım aşkım falan çok